Arkadaşlar, herkese merhabalar. Evet, şu anda müthiş bir video ile karşınızdayım. Beni görmüyorsunuz değil mi? Buradan mı görüyorsun? Şuradan mı? Kocaman bir kutu var önümde. Bu kutunun ne olduğunu zaten birçoğunuz aşağı yukarı biliyorsunuz. Ama bilmeyenler için de söylemiş olayım. Arkadaşlar, YouTube kanalımız için çok büyük bir yatırım yaptım. Ve gittim. Mükemmel ötesi yeni nesil bir kasa aldım. O kasanın açılımını yapacağız şu anda. Bu kadar kutu gelmesini ben de beklemiyordum. Abi, bu nedir ya? Kutu 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 kutu. Heyecanlıyım. Bayağıdır bekliyorum. 2 haftaya yakın süredir bu kutunun gelmesini bekliyorduk. Bazı aksilikler oldu. Ondan da bahsedeyim isterseniz. Ben bu bir kasaya sıvı soğutma ekletmiştim. Ancak eklettiğim sıvı soğutma benim bu kasamla uyumlu olmadı. O yüzden de 2 hafta uğraşmışlar adamlar. En son yapamamışlar. Beni aradılar işte. Sizin izniniz varsa biz başka bir sıvı soğutma takacağız kasamıza uyumlu olacak şekilde. Ben dedim niye ne olacak sorun değil ekleyin. Böylelikle kasamız sonunda elimize ulaştı. Şu anda sesim bu arada kalitesiz, görüntü de kalitesiz olabilir. Telefondan yapıyorum. Henüz bir kameramız yok. O da başka bir videonun konusu olsun artık. Şöyle. Bu kutularda ne var abi ya? Vallahi kutularda var. İnanılmaz bir sürü bir şey var. Kasanın fiyatını arkadaşlar videonun biraz ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Sürprizi kaçmasın. İnşallah. Tamam. Bayağı bir kutu burada. Bunlarda ne var? Hepsine bakacağım zaten. Bu güzel bir şey. Tabii ki kutularının bende olmasını isterim. Burada bir tane ne var abi burada? 550M oğlum bu Ryzen'ın AMD işlemcisi arkadaşlar. Bunların hepsini şöyle sizlere yakınlaştırayım. Umarım ekranda donmuyordur. Allah'ım çok merak ediyorum neler olduğunu. Bunun kutusu oydu abi. İşlemcimiz o. İçindeki işlemci de B550'miş. Hepsinin zaten detaylarını açıklama kısmına yazacağım. Tüm özelliklerini. Burada bir sıvı soğutucumuz var. Evet, değiştirdikleri sıvı soğutucu buymuş arkadaşlar. Bunu takmışlar şu an bize sıvı soğutucu olaraktan. Bu sıvı soğutucu benim eklettiğimden daha iyi. Ama PC Colic, buradan ismini söylemiş olalım. PC Colic beni mağdur ettikleri için, bir haftadan fazla süre beklettikleri için size daha iyi bir sıvı soğutucu takacağız. Bunun karşılığında ve ücret farkı da almayacağız dediler. Bu da beni sevindirdi. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ve onun dışında abi burada 650 wattlık bir... Yok bu ne lan? Ne abi bu? Abi bu sanırım fan arkadaşlar. Ben ekstradan sıvı soğutucu eklettiğim için içerisine işlemcinin kendi default'taki şey... Yok lan oğlum bu güç kaynağı ya. Valla ana kafa gitti abi benim. Bu güç kaynağı olması lazım arkadaşlar. 650 wattlık güç kaynağımız. Bu da buraya gelsin abi. Ve asıl parayı yeni gösterdi. Hazır mısınız? Arkadaşlar. Asıl canavar bu işte gördüğünüz. 3070 Ti ekran kartı. Total değeri 16-17 bin lira şunu sadece. İnanılmaz bir şey. Valla arkadaşlar bir ton borca girdim. Kardeşim ve annemden borç aldık. Yani hayırlısı artık inşallah yavaş yavaş hepsini ödeyeceğim onlara. Para da kalmadı. Ulan monitör almam lazım. Webcam almam lazım. İşin kötüsü para kalmadığı için şu an onları alamıyorum. Ve bu bilgisayarı kullanamayacağız bir süre. Ben o monitörü vesaire alana kadar. İsterseniz son şu makinayı bir görelim abi. Tamam. Tamam. Çok güzel abi. Ve etrafındaki şu güzelim korumalardan kendisini artık arındırabiliriz. Ya hakikaten bir şey diyeceğim. Ben bu kadar ağır bir kasa kesinlikle beklemiyordum. Bu ne oğlum? Değil mi abi? Vay canına. Evet arkadaşlar kasanın sizin tarafınızdan görünümü bu şekilde. Ve benim tarafımdan görünümü de şu şekilde bir camı var gördüğünüz gibi. Umarım ki kameradan gözüküyordur. Arka tarafı şöyle bir şey. Ve önden görünümü de böyle bir şey. Şu camın içine bir şeyler yerleşecek muhtemelen. Telefonu elime alayım da yakın çekim yapayım ya size. Kasa gördüğünüz gibi şu anda dışında bir tane jelatin var. Bu arada onun yüzünden çok görünmüyor. Üstüne yokmuş mesela. Böyle bir AMD işlemcisi falan filan sıvı soğutması şu tarafta inanılmaz tatlı görünüyor. Beyler bayanlar şöyle bir kasamızın camını açıyoruz. Bu arada arkadaşlar yorumlara da maşallah yazmayı unutmayın hocam. Vallahi 3 yıllık birikimimle almaya karar verdik bunu. Şu anda kasanın içerisinde bir açtım. Uy, hocam malzeme gördüğünüz gibi inanılmaz. Artık bence fiyatını da söyleyebilirim size arkadaşlar.
24.500 TL'ye ben bunu mal ettim hocam. Piyasadan 4-5 bin lira ucuza geldi. Agam şu anda bir şey fark ettim. Ekran kartı sanırım takılı değil arkadaşlar. Bunu bizim takmamız gerekiyormuş. Şöyle bir bakalım abi. Valla inanılmaz bir kasa. Bu nedir abi ya? Açılıma bak. Wow. Oy, malzeme buradaymış abi. Ben de diyorum bu kutu neden ağır? Arkadaşlar korkudan elim ayağım titriyor. Bunun başına bir şey gelecek diye. Şu anda elimde tuttuğum malzeme 16 bin lira. İnanılmaz bir şey. Umarım ki artık yayınlarımızda ne kasma ne donma bir şey hiçbir şey olmayacak. Artık MM ekranında GTA 5 oynayabileceğiz. Evet, çok iyi. Deli, makine çalışıyor şu anda. Gördüğünüz gibi ekran kartını vesaire her şeyini taktım ve tuşuna basıp gücü verdik yani. Bundan sonra devamında videonun ekranı ve webcam'i aldıktan sonra çekmeye başlayacağım. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kaliteli yayınlar, kaliteli videolar için yaptık bunu bakalım. Tadam! Arkadaşlar aradan 3 gün geçti ve sonunda kendime göre bir tane monitör bulmayı başardım. Acer'in ikinci el bir monitörünü aldım. Fiyatı 1200 TL, 60 Hz bir monitör. Tabi bu kasamız 2K, 4K'ya kadar monitörü destekler ama arkadaşlar 8-10 bin lira ya bir ekran, o kadar para veremem. 23 inçlik bir ekranımız. İlk defa sizlerle birlikte çalıştıracağım. Bakalım bir sorun çıkmadan çalışacak mı? Evet, mavi ışık yandı. Aha, ekran geldi. Oha. Hadi bismillah. Şu anda bir sorun yok olacak inşallah. İlk defa sizlerle çalıştırıyorum. Tabii ki ekranı ikinci el aldığım için denettim oradayken ama kendi cihazımda ilk defa. Ne diyor? Abi gözlük de yok ki. Ulan siyah ekran. Hadi lan. Başarabilirsin. Açılacaksın inanıyorum. Arkadaşlar gözümü açtığım gibi yeni canavarımız Monster'ın Pusat webcam'i geldi. Bakalım webcam'imiz nasılmış abi. Düzlük bilgisayar resmen inanılmaz ya. O kadar mutluyum ki arkadaşlar. Gerçekten bunu size tarif edemem. Hani tek kuruşuna kadar kazandığım paralarla böyle bir setup'ı kurabilmek benim hayal edebileceğim bir şey bile değildi. Bunun için sizlere minnet duyuyorum. Sizler destekledikçe ben de tabii ki para da kazandık ve bu parayı yine sizlerin daha kaliteli bir video yayın izleyebilmesi için bu tür şeylere harcamayı çok seviyorum. YouTube'a başladığımdan beri benim yani prosedürüm bu ya. Kazan ve YouTube harca. Kazan ve YouTube harca mantığındayım. Şu an gördüğünüz bütün inanılmaz şeyler kuruldu. Kameramız geldi. Onu göstereyim şöyle. Bu yaklaşık bir haftadır çekiyorum bu videoyu. Toparladım ve şu an isterseniz bir tane de kamerayla şu bilgisayarın gücünü bir göstereyim size. Hadi bakalım. Kardeşim, şu andan itibaren yapay zekanın gücüne hepiniz şahit olacaksınız. Bu ekran kartı öyle basit boş bir ekran kartı değil arkadaşlar. Bununla birlikte birçok yazılıma erişebiliyoruz. Hatta onlardan birkaçını sizlere göstermek istiyorum. Şu anda basit bir dokunuşla havaya gidebilirim abi. Evet, yeşil ekrana vesaire ihtiyacım yok. Bir anda bunu yapabilirim. Kameranın beni takip etme özelliğini göstermek istiyorum size şöyle. Diyelim ki ben sağ tarafa döndüm ama bunu tabii ki bu havai arka planıyla çok yapamayabilirim. Mesela sağ tarafa bakıyorum ve şu an evet sağ tarafa döndüm. Sola bakıyorum. Aşağı bakıyorum. Yukarı bakıyorum. Kamera beni takip ediyor. Biraz daha korkutucu bir hale çevireyim mi bunu? Göz takibi. Bakalım neler olacak. Göz takibi şu an için aktif edildi. Bu biraz korkutucu bir şey. Sürekli kameraya bakmamı sağlıyor. Aslında işlevsel bir şey ama daha bu beta sürümünde. Betadan çıktıktan sonra muhtemelen daha da iyi olacak. Şöyle mesela gözümü ben şu an sağa sola hareket ettiriyorum. Ama siz hiçbir şekilde hareket görmüyorsunuz. Bunu yapay zeka yapıyor tamamen. Bu korkutucu bir şey. Bunu çok kullanmayacağım. Çünkü insanoğlunun doğasına aykırı bir şey. Sürekli gözünü kırpıyorsun, sağa sola çeviriyorsun. Bunlar sıkıntı hocam. Bunu kullanmayacağız. Peki neyimiz var başka? Arka planı kaldırma. Mesela diyelim ki bunu kaldırdın hocam. Böyle bir siyah perde olaraktan. Ben bunu en çok şeyde kullanmayı düşünüyorum bu arada. Şey, geçiş ekranımı da gördünüz. İnanılmaz. Diyelim ki arkadaşlar şöyle hocam geldiniz. Bu arada birazcık mıncıracağım. Geldi bu abi. Yanımdaki oynayan mesela kötü oynuyor ya. Lan biraz güzel oynadı hadi şöyle kameradan kafasına vuracağım. Kamerayı böyle oynatabiliyoruz. Baya bilgisayar bu arada inanılmaz hızlı. Maşallah arkadaşlar. Lütfen videonun her dakikasına maşallah demeyi unutmayın.
Şöyle tekrardan bir tam ekrana geçiş yapalım. Bu arada kalitenin farkını muhtemelen almışsınızdır sesim vesaire. İnanılmaz bir yapay zeka ile sesimizi genişlettik, güzelleştirdik. Şu anda sizlere arkadaşlar biraz da arka plan bulanıklaştırmayı göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu an beyaz ekran olduğu için çok fazla belli olmayabilir. Anlamanız için mesela telefonumu tutayım abi. Şu an bu beni yapay zeka algılıyor ve benim dışımdaki her şeyi direkt olaraktan blurluyor yani. Şu an telefonu gördüğünüz gibi blurluyor. Ve güzel abi ya. Genel olarak sizlere böyle bir olayı tanıtmak istedim. Yani yılların vermiş olduğu birikimle birlikte böyle bir şeye sahip olduk. Artık bundan sonra çok daha kaliteli, kasmayan, donmayan, kapanmayan yayınlar sizlerle olacak. Sabaton yayınları vesaire düşünüyorum ilerleyen günlerde. Allah'a emanetsiniz. Umarım ki benle birlikte sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Bu her insana nasip olmaz arkadaşlar. Bir kimsenin mutluluğuyla mutlu olmak zor bir şeydir. Uzun bir video olduğunu biliyorum ama bunun hepsini de anlatmak zorundaydım sizlere. Allah'a emanetsiniz. Yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.